Madem duanın bu derece azim, ehemmiyeti ve üsati vardır, hiç mümkün müdür ki 1350 senede her vakitte nevi beşerden 300 milyon cin ve ins, bak sadece insanlar değil, cin ve ins, cinler alemi ve insanlar alemi ve melek ve ruhaniyat da bu safhada vardır. Had ve hesaba gelmez mübarek zatlar, bir ittifak zat-ı Muhammed-i Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'ın zatını, fiilini, halini hakkında rahmet-i uzma ilahiye ve saadet-i ebediye ve husul-ü maksud için duaları nasıl kabul olmasın? Madem bu kadar duası kabul ediliyor, bu kadar Allah ona kıymet veriyor, sonra bu kadar insanın ihtiyacını görecek, sonra namazda çıkacak, tehiyyat edecek, Allah onun o tehiyyatını kabul etmeyecek. Tehiyyatın bir manası da yani şükrü sunuyorsun ama şükrün daim olmasını da istiyorsun. Allah'a bir şükür, bir teşekkür ediyorsun ama bu şükrün de devamlılığı için bir beka kadar lazım, devamlı olman lazım. Hayatın devamlı için. Saadet Muhammed'e hayatı vaat ediyorsun. Tahiyyatu. Bütün o hayat sahiplerinin diyor, senalarını tesbihlerini sana sunuyorum. Bu hayat sahiplerinin o senalarının devam etmesini de bu hayatı vermenle talep ediyorum. Devam etsin ki yine sunayım. Evet. Değil mi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu istemiş, Miraç'ta istemiş, namazda her zaman istemiş. Açmış ve selavat da ona bunu sunmak, onun yanında olduğumuzu söylemek, Allah'ım kabul buyur onun duasına, biz de amin diyoruz, onun i̇şte istediğini ver demek. Selavat budur. Onun talep ettiği her şey iştirak olmak demek. Evet. Yani sen diyorsun ki kardeşim Allah'ın Mesela Aleyhisselam Muhammed demekle kardeşim sen diyorsun ki Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ona selamet ver, emniyet ver, onun bu tehiyyatını çoğalt ki onun sunduğu tehiyyat bizim üzerimizde de tezahür etsin. Biz de onun istediği hayat mertebesindeki şükür mertebelerine biz de ulaşalım. Cemalini görelim. Hiçbir cihetle mümkün müdür ki o duaları reddediyorsun? En erna bir karıncanın duasını kabul edecek, Habibullah'ın duasını kabul etmeyecek. Diyor ya haşrın yani baksana Allahu Ekber, haşrın ispatı diyor işte bu. Haşrı böyle ispat ediyor ya. Yani bu kadar alimlerin, dehaların, zatların böyle akıl bu yolda gidemez dediği şeyde en küçük bir numunesini gösteriyor sana belki. En büyük ama hani küçük gibi görülen zahire en büyük bir çaresi bu işin. Yani de o karıncanın duası diyor. Ne diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Ben vekâ-i ahireti istiyorum. Her hareketi tavrı nedir? Vekâ içindir, ahiret alemi içindir. E şimdi o zat böyle bir dua edecek. Fena yani bir karınca bir dua edecek. Diyecek ya Rabbi bana rızkımı gönder, oradan buğday verecek ona. Onun buğdayını verecek de onun alemi bekasını verecek. Yani onun için o buğdayla birdir, o ahiret alemi de birdir. Yaratılışta zor. Madem bu kadar külliyet ve müsaat ve devam kesmedik, lisan istidat, az önce işledik mi? İstidatlarımız, yeteneklerimizden çıkan lisanlar, diller ve ihtiyacı fıtri derecesine gelmiş, elbette o Zat-ı Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam bizim yaratışımızdaki o aziyet, o fakiyet o kadar yani isteme noktasına gelmiş ki Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki öyle bir yükseklik mertebesindeki, Resullük mertebesindeki o yüksek makamdadır. Bütün okul toplansa bir akıl olsalar o makamın hakikatini tamamıyla ihata edemez. Hani deniyor ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sayfalarca yazsan onu bitiremezsin. Hakikaten öyle. Onu anlatmazlar, bitiremezsin. İşte ey Müslüman, senin Ruzi mahşerde böyle bir şefiğin var. Senin Ruzi mahşerde böyle bir şefiğin var. Allah ki onu o kadar sevmiş, o kadar muhatap saymış Aleyhisselatü Vesselam. Yani bizim peygamberimizi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kadar sevmiş ki daha dua etmeye onun duasını kabul etmiş. Onun duasının kabul olması için zemin hazırlanmış. E şimdi o da mahşerden dedi ki kardeşim ismi neydi?
Sercan kulunu biri ki ümmetinden Sercan kuluna ya Rabbi sen merhamet et. Sercan diyecek ki çok iyi namaz kılardı. Ben şehadet ediyorum. Bana biat ediyordu. Muhammed-i Resulullah diyordu namazda her gün. Ben biat ediyorum ya Rabbi, fakat ufak tefek kusurları var. Benim hürmetimi onu affet diyecek. Şimdi bütün duasını kabul eden, sonra Sercan için, Sercan'ı sevdiği için ettiği bir duasını Allah reddeder mi? Demek ki Sercan o zaman Resulullah'a daha iyi tanımadı. Ahmet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatının her noktasında tedbir ve tevekkül ederek hareket etmez miydi? Sen şimdi okulunda da işinde de tedbir ve tevekkül etsen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uymuş olmaz mısın? Bunun yanında namazını da ibadetini de yapsan, doğru ve helal rızıkın peşinde koşsan da o zaman ona biat etmiş olmaz mısın? Bir Müslüman portresi çizmiş olmaz mısın? O zaman mahşer günü sana da diyecek ki ya bu benim portremi, yani benim şahsımda gözüken Müslüman portresini çizdi. Ya Rabbi buna da merhamet et. Yani hani kelam nedir? Kelimelerdir. İşte o kelimelerin beden giymiş halidir. Mesela bu kardeşimizin ismini Yasin. Mesela Yasin mi? Yasin'le Yasin. Hem Yasin Resulullah Efendimiz'in nedir? Bir ismidir. Hem de Kur'an'ın en güzel isimlerinin en güçlüdür. Hem de ey insan hitabına mazhar bir şeydir. Şimdi Resulullah Efendimiz bunu diyecek ki, bunun adını Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi diyecek, bu Yasin kulun hakikaten sen hani bir insana ey insan mı hitap edersin ya, o insan mütevazı, bu insan çok mütevazıydı. Bana selavat getirdi. Kutlu doğumunda benim, yani benim kutlandığım, benim zikredildiğim, benim sana olan kulluğumun ifade edildiği günlerde bu o mekandaydı. Ya Rabbi sen buna merhamet et. Onlar kendilerini kaydediyordu, ben de onları kaydediyordum. Sen merhamet et diyecek. Allah Yasin kuluna merhamet et. İnşallah. Böyle devam edersin. Burada çekirdekler atılıyor. Ercan kardeşimiz attı, öbür kardeşimiz attı, Yasin attı, işte Bülent kardeşimiz attı, ben attım. Bundan sonra yeşertmek bize düşer kardeşim. Nasıl yeşerteceğiz? Selavat getirerek. Nasıl? Emrolunduğun gibi dost doğru olarak. Emrolunduğun gibi dost doğru olarak. Ey Müslüman, senin ruhun mahşerde, o korkunç anda, mahşere yani cehennemin insanların üzerine yürüdüğü anda senin böyle bir şefaatin var. Niye korkuyorsun? İnsanların nefsi nefsi dediği anda ümmeti diyen bir zat gelecek kardeşim. Böyle bir şefiğin var. Bu şefiğin şefaatini kendine cezbetmek için, bu şefiğin şefaatini kazanmak için sünnetine ittiba et. Onun gibi ol. Dilinle, karakterin için. Kendin için. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Abi sen bir selaten tüncünü oku. İnşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemil ahvali ve nasıl. Ve takdirena biha cemi'an hacat. Ve tutahhirena biha min cemi'an seyyat. Ve tarfa'na biha inneke a'na derecat. Ve tübellirna biha kutsal gayat. Min cemil hayrat. Min hayata ba'da manat. آمين يا مجيب الدعوات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Yani siz şekli kardeşlersiniz ki böyle ayıp böyle diri, yani ne diyeyim, belki burada 30 kişi olsa ben bu dersi böyle yapmam, yani yapamam. Yani sizin samimiyetiniz kardeşim, sizden bize yansıyor. Cenab-ı Hak böyle bize inşallah. Ercan değil mi? Sercan. Ercan. 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 Ercan.
Vay şerefsiz. Vallahi ben kravatı unutmuştum manasını. Ben buraya mesela 2,5-3 ayda geliyorum değil mi abi? 2,5-3 ayda. Hiç gidemiyorum abi. O çarşamba bir de biraz şey sohbete girelim. Bugün ilk defa davet ediyoruz.